Evet gençler, 19. Föyün sonundaki soruları çözerek konumuzu pekiştirelim. İlk sorumuz karşınızda. Önce bir siz okuyun 20-25 saniye, sonrasında beraber çözelim. Şimdi soruyu beraber okuyalım, beraber yorumlayalım. Osmanlı Devleti'nin 1830 yılında İngiltere ile yaptığı Baltalimanı ticaret anlaşması ile İngiliz tüccarlar hiçbir kısıtlama olmadan her türlü malı, hani her türlü emtia demiştik hatta buna, Osmanlı topraklarında alıp satabileceklerdir. İngiliz tüccarlardan mal alım ve nakli için hiçbir belge istenilmeyecektir. Bu antlaşmanın hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? Biz bu paragraftan anlıyoruz ki ekonomiye kim hakim gençler? Ekonomiye artık İngiliz tüccarlar hakim. Şöyle çizelim biraz da. İngiliz tüccarların ekonomiye hakim olduğunu anlıyoruz. O zaman birinci maddemize bakalım. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelir mi? Evet, çünkü İngilizler her türlü malı Osmanlı topraklarına koyuyorlar, alıp satabiliyorlar. O zaman Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale gelecek. Şöyle biri alalım. Yabancı mallar Osmanlı pazarlarına hakim olacak mı? Evet, yine burada söylemiş. Her türlü malı Osmanlı topraklarında alıp satabilecekler. Böyle bir ayrıcalıkları var. O zaman yabancı mallar da Osmanlı topraklarına hakim olacaktır. Hazır mal ihracatının artması. Şimdi piyasaya hakim olan burada kim? Yabancı sermaye. Yabancı sermaye piyasaya hakimse hazır mal ihracatı bizde artmayacak. Burada özellikle ihracatın tanımını bilelim gençler. İhracat ve ithalat özellikle burada karşımıza bu konularda karşımıza çıkan iki önemli kavram. İhracat dışa sattığımız mal, ithalat dışarıdan aldığımız mal anlamına geliyor. Ama biz bu paragraftan hazır mal ihracatının artmasını çıkaramayız. Yani dışarı mal satamayız, arttıramayız bunu. Yerli üreticinin rekabet gücünün azalması. Şimdi bunu da çizelim, bu da var. Bunu da nereden anlıyoruz? Şimdi düşünebiliyor musunuz ki İngilizler bu kadar ayrıcalık elde ederken yerli tüccarlar bunlara rekabet etsin? Tabii ki edemeyecek. Azalacak biraz daha. İngilizlerden az vergi alınıyor. İngilizler her türlü malı Osmanlı topraklarında satabiliyor. Bu da ister istemez yerli tüccarın rekabet gücünün azalmasına sebebiyet verecektir. O nedenle cevap şıkkımız ne diyoruz gençler? Denizli diyoruz. Yani soruyu okuduktan sonra ne ifade etmek istediğini önce bir anlayalım. Çıkardığımız özet neydi? Ekonomiye hakim olan İngilizler, yabancı sermayeydi. Soruyu ona göre çözelim sonrasında. Kısa bir sorumuz var burada. Bu soru üzerine de çok durmuş gençler. Şöyle açalım. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti ilk dış borcunu kimin döneminde hangi devletten almıştı diye söylemiş burada. Hatırlayan var mı bunu gençler? Bu kısa bir soru. Bunu siz söyleyin. Hangi padişah döneminde? Ben hatırlıyorum. Evet söyle. Edirne. Evet. Adın soyadın kızım. Rümeysa Topuz hocam. 11 TMA. Çok güzel Rümeysa. Abdülmecit döneminde İngiltere'den alınmıştır. Hangi savaştı gençler? Hemen aynı soruyla devam edelim. Zannedersem diğer soru onunla ilgili. Kırım Geçmişti. Savaşı değil mi hocam? Evet, çok güzel. 1854 Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti ilk dış borç alımını yapmıştı diyoruz. Hemen soruda da söylediği üzere gençler. Yine burada bir soru var. Önce bir 20 saniye içimizden okuyalım gençler. Sonrasında beraber çözelim. Evet hocam. Söyle Bediren sen misin? Aynen hocam. Okul Evet. gelmiş de izin bekliyormuş. Hani Tamam. kabul etmenizi bekliyormuş. Alıyorum. Siz soruyu okumaya devam edin gençler.
Şimdi soruyu okuyup beraber yorumlayalım önce. Balta Limanı Anlaşması ile yabancı taciller Osmanlı ülkesinde uygulanan iç gümrük vergisinden muaf tutulacaktır. Yani şöyle, diyelim ki yabancı bir mal geldi İstanbul'a. İstanbul'dan İzmir'e giderken bu yabancı mallardan vergi alınmayacak. Yani iç gümrük vergisi alınmayacak. Halbuki yerli tüccarlardan alınacaktı. Yani burada bile yine buradan da yabancılara ne kadar büyük bir ayrıcalık verildiğini görüyoruz. Yabancı mal geldi İstanbul'a, İstanbul'dan İzmir'e giderken vergiden muaf olacak. Yani vergi vermeyecek. Bu durumun hangilerine neden olduğu ileri sürülebilir? Kapitülasyonların yaygınlaştırılması. Size Balta Limanı Anlaşması'nı anlatırken gençler sonda şöyle bir şey söylemiştim. Dedim ki Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile beraber İspanya, Hollanda, Danimarka gibi devletlerle de bu tür anlaşmalar yapılmıştı. Yani kapitülasyonlar yaygınlaştırılmıştı. Tabi yabancı tacirler bu kadar böyle büyük bir ayrıcalık almışken, özellikle İngilizler bunu almışken, diğer devletler de bunu isteyecek. Dolayısıyla kapitülasyonlar ne olacak? Yaygınlaşacak diyoruz. Yabancı Osmanlı pazarlarında yabancı malların artacak mı? Tabii ki artacak. Çünkü bu zaten böyle bir ayrıcalığı elde ediyor. İç gümrük vergisinden muaflar. Yine ticaret gelirlerinin önemli bir bölümü yabancıların elinde midir? Evet, elindedir diyoruz. Dikkat ederseniz zaten bütün şıklar birbirini takip ediyor. Osmanlı pazarlarında yabancı mallar artarsa ticaret gelirlerinin önemli bir bölümü yabancıların elinde olmaz mı? Olur. Birbirini takip eden şıklar olduğunu görüyoruz. O yüzden cevap şıkkımız nedir gençler? Edirne diyoruz. Bunu da bir içimizden okuyalım. 20 saniye sonrasında beraber çözelim. Şimdi soruda Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı'nda dış borcunu almak zorunda kalmıştı demiştik. Evet, Kırım Savaşı'nda İngiltere'den aldığımız bir borç vardı. İlk dış borç alımı demiştik. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak gösterilebilir gençler? Yani neden biz Kırım Savaşı'nda bu borcu almak zorunda kalıyoruz? Duyu Onumiye İdaresi'nin kurulması? Hayır. Çünkü Duyu Onumiye İdaresi ta en son kurulan, borçları veremediğimiz için kurulan bir idareydi. Yine kapitülasyonların sürekli hale getirilmesiyle ilgisi yok. Rusya'nın uyguladığı panslavizm politikayla bir ilgisi yoktur gençler. Osmanlı Devleti'nde yabancı sermayeli bankaların kurulmasıyla da bir ilgisi yoktur. Ama B şıkkında devlet gelirlerinin giderleri karşılayamaz hale gelmesinden dolayı biz dış borç alıyoruz. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Devletin elinde para kalmıyor. Bir gelir yok. Bizim bir giderimiz var. O gider hangisi? Kırım Savaşı. Elimizde para olmadığı için bu gideri nasıl karşılayacağız? Dış borç alımı yaparak karşılayacağız diyoruz. O yüzden cevap şıkkımız Bursa gençler. 7. soruya bakalım. XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa'da buhar gücüyle çalışan makineler kullanılmaya başlanmış, sanayi, madencilik ve ulaşım alanlarında önemli gelişmeler yaşanmış, üretim artmıştır. Hatırlarsanız fabrikaların özellikle açılmasıyla beraber üretim hızlı olmuş, artmıştı diyoruz. Bu bilgiler dikkate alındığında hangilerine ulaşılabilir? 1. Sanayinin ekonomideki önemi artmış mıdır? Tabii ki artmıştır. Çünkü sanayileşmeyle beraber fabrikalar açılmıştır. Fabrikayla beraber hızlı üretim oluyor. Bu da sanayinin ekonomideki yerini ve önemini arttırdığını bize gösteriyor. Devletler arası rekabet artıyor mu? Evet, artıyor gençler. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü hızlı mal üretiyorlar. Bunları satmak için ne yapıyorlar gençler? Pazar arıyorlar. Yine sömürge rekabetine giriyorlar. Bu da devletler arası rekabeti arttırıyor. Ham madde ve pazar ihtiyacı
Şimdi fabrikalar açılıyor demiştik değil mi? Bu fabrikalarda üretim yapmak için neye ihtiyaç var? Ham maddeye ihtiyaç var. Ürettiğin malı satmak için neye ihtiyacın var? Pazara ihtiyacın var. O zaman dolayısıyla ham madde ve pazar ihtiyacı da artmıştır diyoruz gençler. Cevap şıkkımız Edirne diyoruz. Burada daha önce çözdüğümüz bir soru var. Geçmiş konulardan çözdüğümüz bir soruydu. Sanayi devriminin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez. A şıkkında sömürgecilik başlamıştır diyor gençler. Biz bunun altını çizmiştik ve öneme değinmiştik. Dedim ki ben size o dönemde sömürgecilik 15. yüzyılda başlamıştı. Ama sanayi devrimiyle beraber yaygınlaşmıştı gençler. Burada bu dipnota, bu önemli noktaya değinmiştik. Madenle sömürgecilik başlamıştır. Şıkkı söylenemez çünkü sömürgecilik başlamıyor. Sömürgecilik daha önce 15. yüzyılda başlamıştı. Ama şöyle deseydi söyleyebilirdik. Sömürgecilik faaliyetleri yaygınlaşmıştır deseydi bunu alırdık. Başlamıştır dediği için sanayi inkılapları arasında sonuçları arasında değerlendiremeyiz gençler. Yine işçi sınıfı vardı. Sosyalizm, liberalizm ve kapitalizm gibi akımlar ortaya çıkmıştı. Devletler arası ham madde ve pazar rekabeti de artmıştı diyoruz. Bunu beraber okuyalım. 19. yüzyıl başlarında Avrupa'da gelişen milli ekonomi anlayışı Asya'daki ticaret yollarının Avrupa'nın kontrolüne girmesine yol açmış. Osmanlı Devleti açık pazar haline gelmiştir. Bu artık bizim bildiğimiz, hafızamıza kazıdığımız bir bilgi. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nde paranın değer yitirmesi, tımar sisteminin kaldırılması ve bir takım politik çıkmazlara neden olmuştur diyoruz. Buna göre gelişmelerden hangilerinin yaşandığı söylenebilir. Şimdi ticaret yollarının Avrupa'nın kontrolüne geçmesi gümrük gelirlerinin azaldığını bize gösteriyor. Tımar sisteminin kaldırılması. Hatırlarsanız tımar sistemi Osmanlı'da askeri ihtiyacı karşılayan bir sistemdi. Özellikle askeri alanda ve idari alanda Osmanlı'nın bel kemiği diyebileceğimiz bir sistemdi. Kaldırılmasıyla beraber idari ve askeri sorunlar da artıyor. Yönetimde yeni arayışlar ortaya çıkıyor mu? Evet, çıkıyor. Hani hatırlarsanız şunu söylemiştik. Ben dedim ki size özellikle Türk tüccarları, Türk sermayeyi korumak adına bir takım girişimlere yapmıştık. Bir takım girişimler yapmaya çalışmıştık. Bu da yeni arayışların ortaya çıkmasını gösterdiğini, yeni arayışların ortaya çıkmasını bize göstermektedir. O nedenle cevap şıkkımız Edirne diyoruz gençler. Burada bilinmediğimiz demeyelim de değinmediğimiz föyde geçmeyen bir konu var. İstibdat dönemi gençler. Bunu öncelikle bir tanımını yapalım. Önce soruyu okuyalım. Sonra istibdat tanımını yazalım. Önce soruyu okuyalım. İstibdat döneminde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ulusal sermayenin güçlenmesine yöneliktir? Öncelikle istibdat döneminin tanımını yapalım. Herkes föyünün sorunun altına istibdat dönemini yazsın. Tanımını yapacağım. Siz de yazın gençler. Çünkü bu tip sorular da gelebiliyor. Özellikle istibdat dönemini bilelim. Herkes istibdat dönemi diye şu föyün alt kısmına yazsın. İki nokta atsın. Sonrasında ben tanımını yapıyorum. İstibdat dönemi 2. Abdülhamid'in baskı politikalarıyla kendi siyasetini yönettiği 30 yıllık dönemdir. Hocam çok hızlı söylediniz. Not alamadım dediğinizi duyar gibiyim. Bir daha yavaş söylüyorum gençler. İstibdat dönemi 2. Abdülhamid'in baskı politikalarıyla 2. Abdülhamid'in baskı politikalarıyla kendi siyasetini yönettiği 30 yıllık dönemdir. Hatta hatırlarsanız 1. Meşrutiyet'te Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit 1. Meşrutiyet'i kapatıyordu 1878'de. 1908'e kadar olan kısmı burada belirtmiş bize. Yani 1878'den 2. Meşrutiyet'in ilanı olan 1908'e kadar olan kısım istibdat dönemi diyoruz gençler.
Şimdi ulusal sermaye dediğine göre burada neyden bahsediyor? Yani bizim kendimizin yaptığı milli bir kuruluştan bahsediyor gençler. Ulusal sermayenin güçlenmesine yönelik diyor. Bizim kendimizin yaptığı milli bir kuruluştan bahsediyor. Bakalım şıklara. Mecellenin yürürlüğe girmesi. Mecelle bir hukuk kuralıydı gençler. Hukuk kanunuydu. Yani ulusal sermayeyle bir ilgisi yok. Berlin Bağdat Demiryolu'nun ihalesinin Almanlara verilmesi. Bakın Almanlara verilmiş burada. Biz burada Almanlara verilirse ulusal bir sermaye diyebilir miyiz veya ulusal sermayeyi güçlendiriyor diyebilir miyiz? Hayır. Almanlara verilmiş çünkü. Milli İtibar Bankası'nın kurulması gençler bu önemli işte. Yani burada kimin kurduğu bir banka var? Bizim kurduğumuz bir banka var. Milli bir banka var. O nedenle cevap şıkkımız Ceyhan diyoruz. Yani Milli İtibar Bankası'nın kurulması ulusal sermayeyi güçlendirmeye yönelik bir politika diyoruz gençler. Diğerlerine de bakalım. Muharrem kararnamesini hatırlarsanız Osmanlı Devleti borcunu ödeyemediği için açıkladığı mali kararlardı. Duyun-ı Umumiye'de dış borçları ödeyemediğimiz için Avrupalı devletlerin kuruluşunda önemli bir yer edindiği bir idareydi. Bununla beraber hatta ekonomik bağımsızlığımızı yitirmiştik. Cevap şıkkımız Ceyhan diyoruz gençler. Bunu da beraber okuyalım sizden. 1838 Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nde ihracattan alınan vergiler %12'ye çıkarıldı. İthalattan alınan vergiler ise %5 olarak belirlendi. Yani burada biz anlıyoruz ki yabancılardan daha az vergi alıyoruz gençler. Yerli tüccar iç gümrük vergisini ödemeye devam ederken yabancı tüccar bu yükten de kurtulmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Anlaşma tek taraflı hükümler içermektedir. Evet, tamamıyla kime ayrıcalık tanınmış burada gençler? Yabancı sermayeye tanınmış. O zaman tek taraflıdır. Osmanlı ülkesinde Avrupalı mallar çoğalmış mı? Evet, çünkü yabancı sermayeye birçok imtiyaz içeriyor, birçok ayrıcalık veriyor. Osmanlı esnafı zayıflamış mıdır? Avrupalı mallar, Avrupa'daki mallar çoğalınca ekonomi yabancı sermayenin eline geçince bizim esnafımız da zayıflamaya çalışacak, zayıflamaya başlayacak. Osmanlı Devleti açık pazar haline gelmiş midir? Evet, gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde gelir gider dengesi sağlanmıştır diyor burada. Hayır gençler, gelir gider dengesi ne oluyor? Bununla beraber bozuluyor. Çünkü zaten ekonomi kimin eline geçiyor? Yabancı sermayenin eline geçiyor. Yani bizim artık gelir gider dengemizin bozulduğunun bir kanıtı diyoruz biz burada gençler. O yüzden cevap şıkkımız Edirne diyoruz. Bakın sonda ne demiş? Sağlanmıştır demiş gençler. Hayır, sağlanmamıştır diyoruz. O yüzden ulaşamayız. E şıkkına diyoruz gençler. Yani soruları okurken soru kökenlerine dikkat ederim. Bakın burada özellikle şurada ayırmış ki belki de biraz kafanızı karıştırmak için burada ayırmıştır. Burada sağlanmıştır diyor. O yüzden soru köklerine dikkat edelim. Bunu da beraber okuyalım. Son sorumuzu da çözerek konumuzu pekiştirmiş olalım. 19. yüzyılda Osmanlı'nın girdiği savaşlar genellikle yenilgiyle sonuçlanmıştır. Evet biz bunu görmüştük. Yediğimiz büyük savaşların çoğunda yenilgiyle sonuçlanmıştı. Osmanlı ülkesinde ticaret azınlıkların elindedir. Ham madde Avrupalı ülkelere satılmakta, dışarıdan bol miktarda ucuz ve çeşitli mallar gelmektedir. Bu durum Osmanlı'da hangilerine yol açtığı söylenebilir. Şimdi ticaret azınlıkların elindeyse, bol miktarda ucuz ve çeşitli mallar bizim ülkemize giriş yapmışsa, işsizlik artmaz mı? Kesinlikle artar. Peki biz ham maddeyi Avrupa'ya satıyorsak eğer fabrikalarda kullandığımız ham maddeyi fabrikalarda kullandığımız ham maddeyi Avrupalı ülkelere satıyorsak yeni fabrikalar kurabilir miyiz sizce? Hayır, kuramayız. O yüzden yeni fabrikaların kurulması yoktur. Çünkü zaten biz fabrikada kullanılacak ham maddeyi kime satıyoruz? Avrupa'ya satıyoruz. Avrupalı ülkelere satıyoruz. O zaman yeni fabrika açamayız. Küçük sanayi atölyelerinin azalması. Evet, bol miktarda ucuz ve çeşitli mallar bizim ülkemize giriş yaptıktan sonra maalesef ki yerli esnafımız burada zarar görmüştü. Bu da küçük sanayi ve atölyelerin azalması neticesinde yavaş yavaş kapanmasına yol açmıştı diyoruz. O nedenle cevap şıkkımız nedir gençler? Ceyhan diyoruz. Son soruyla beraber konumuzu pekiştirmiş olduk.